Değerli bir seyircimiz internet üzerinden sordu. Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ı siz Mesih olarak takdim ediyorsunuz. Ayrıca siz ona bir peygamberlik makamı da veriyorsunuz. Bunu bize izah eder misiniz? Neye dayanarak siz Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'a bir peygamber diyorsunuz? Efendim bu soru eğer düzeltilse daha iyi olur. Çünkü biz Mesih'e, Mesih'i kabul ettiği kişiye bizler peygamberlik makamını vermiyoruz. Bütün Müslümanlar istisnasız olarak ki bunun ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kendisi açık açık dedi ki gelecek olan Mesih Nebiullah'tır. Müslim'de hadis var. Dört kere ona Nebiullah, İsa Nebiullah, İsa Nebiullah, İsa Nebiullah dört kere dedi. İsa Allah'ın peygamberi, İsa Allah'ın peygamberi ve gelecek olan Mesih'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik makamını istinad etti. Hatta Müslümanlar arasında böyle fetvalar var ki efendim Mesih geldiğinde peygamber olmayacak derse kafirdir diye onların fetvalar var. Kendi kitaplarında yazılıdır. Tabii ki bu gelecek, bu peygamber yani Mesih onun peygamberliği bağımsız bir peygamberlik değildir. O her konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesidir. Onun kendi gerçeği yoktur. Ve o neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketinden vardır. Onda ne onda varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketinden vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl diyelim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vesilesiyle o nimetler ona bağış edilmiştir. Ama bu bizim değil, bütün Müslümanların inanıştır. Eğer birileri bugün diyorsa ki efendim bu Mesih gelecek ama peygamber olmayacak, bu yeni uydurulmuş bir inanıştır efendim. Müslümanların ilk günden beri inanış şudur, gelecek olan Mesih, bu ümmete vaat edilen Mesih, o efendim peygamberdir, o Nebiullah'tır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisi demiştir, biz bunu demedik efendim. Evet.